Evet, yeniden birlikteyiz değerli spor severler. Bursa Amatör Ligi'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bursa Amatör Ligi'nin gözü ve kulağı olarak tekrar birlikteyiz. Evet Hüseyin Hocam, sizden bir gazete haberiyle başlamak istiyorum. Evet, bu hafta çok önemli bir şey oldu. Fatih Terim Bursa'ya geldi ve gazetemizde, Timsah Spor gazetesinde bunu haber konusu yaptı ve Terim arenayı inceledi. Haberimiz bu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Bursa'da yapımı devam eden Timsah Arena statını gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Spor Kulüp Başkanı Recep Bölükbaşı ile birlikte yapımı devam eden stada gelen Terim yetkililerden bilgi aldı. Ve yapılan çalışmalardan sonra, görselliklerden sonra Terim şöyle söyledi. Çok güzel bir stat. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türk futboluna armağan edilmiş güzel statlardan biri de artık Bursa'da. Bursa gibi şampiyonluk yaşamış bir kentin böyle bir stata ihtiyacı vardı, dedi. Fatih Terim'e de sevgilerimizi gönderiyoruz. Haber böyle. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet değerli spor severler, milli takımlar patronu Fatih Terim Bursa'daydı. Özellikle TÜFAT Başkanımız Sayın Sedat Özbağ, buradan selamlarımızı da iletelim tüm TÜFAT ailesine ve antrenör hocalarımıza. Hep birlikteydik. Önemli bir toplantıydı. Evet başkanım, siz de oradaydınız. Özellikle sizi de gördük. Toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursa camiası adına, spor camiası adına Fatih Terim'in burada olması nasıl bir anlam sizce? Ben camiadan önce organizasyonla ilgili bir parantez açayım. Buyurun belki başkanım. Fark etmişsinizdir. Buyurun başkanım. Bu kadar yoğun talep olacağı tahmin edilmesine rağmen o kadar kısıtlı bir hazırlık yapılması çok kişiyi üzdü diye düşünüyorum. Özellikle antrenör sayımızın 800-900 olduğu bir yerde. Noktada yani Sayın Fatih Terim'in katılacağını herkes duyan, iştirak edecek yemekli bir organizasyon. Aynen. Ancak yani 150 kişilik bir hazırlık var. Katılım sayısı en az 300 kişi. Ayakta aynen. Kalanlar, organizasyonu dışarıda izlemek ya da dinlemek durumunda kalanlar, birçok antrenör abimiz, hocamız, üstadımız maalesef ayakta kaldı. Maalesef. Bu anlamda hakikaten biz de gözlemledik hocam. Katılıyorum size. Bir dahaki sefere inşallah bunu daha dikkatli ederiz. Şekilde organize ederler diye düşünüyorum. Bir de özellikle maç saati olması, belki de birçok antrenörümüzün katılamaması. Ona rağmen olabilir. Katılımı ben iyi buluyorum, üst düzeyde bulunuyorum. Çünkü iş olmayan herkes geldi olarak görüyorum. Onlara saygı nezdinde biraz daha iyi bir organizasyon yapılabilirdi diyorum. Ama Fatih Terim'in Bursa'ya gelmesi, böyle bir organizasyonla ev sahipliği yapmamız, onun bilgilerinden faydalanmamız tabii ayrı bir bahis konusu. İnşallah bu tür toplantılar, üst düzeydeki insanların Bursa'ya gelişleri daha sık olur. Daha fazla konularla haşır neşir oluruz. Artık Bursa'nın Türkiye'de futbol camiasında yerini etkin olarak alması gerekir diye düşünüyorum. İstanbul tekelinden veya belli bir tekelden çıkması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu tür organizasyonlarla da ses getirerek tabii diğer bütün hep birlikte olarak Bursa Spor olarak Bursa camiası olarak, birlikte olarak bu gücü inşallah oraya hissettiririz diye düşünüyorum. Evet başkanım, inşallah hayırlısı olur. Hakikaten Fatih Terim'in TÜFAT aracılığıyla tüm Bursa antrenörleriyle bir arada gelmesini bizler de hakikaten TÜFAT'ın çok önemli bir başarısı olarak değerlendirmekte fayda var. TÜFAT Başkanımız Sayın Sedat Özbağ Hocamıza bir kez daha teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu teşekkürü Sayın Recep Altepe Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yani spora kattığı destek ve anlamdan dolayı teşekkür ederiz. Güzel bir stat. Tabii Fatih Terim üstünde de gezdi. Evet Kaan. O statta oynamak belki sana nasip olmayacak ama çocuklarınla ilgili mesela gelecekle ilgili büyük hedefleri var amatör kümedeki sporcuların da neler söyleyebiliriz? Çok güzel bir stat. İnşallah bitince Bursa'ya hayırlı olur. Güzel şampiyonluklar olur. En kısa zamanda bitmesini bekliyoruz. Gelecek nesiller için de çok faydalı. Çok heyecan verici bir stat, bir atmosfer müthiş. Değil mi? Evet. Yani hakikaten herkesin çok anlamlı bir baktığına ve Bursa'nın bir markasına sahip çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin en güzel statlarından evet. Birisi olacak. Dünya markası. Evet. Evet, İznik Spor Camiası Sayın Yunus Emre Hocam, stada bakış açınız ve Fatih Terim'in gelişi. Valla bu yapılan organizasyon çok güzel bir organizasyon oldu. Sizin de maçınız vardı o biz saatte. Biz de pazar günü Merinos'ta oynuyorduk. Sanırım 1.30'da mıydı, 1'de miydi maç, tam hatırlamıyorum ama organizasyona katılmada 12'deydi. Biz bulunamadık. Ama oraya katılan büyüklerimizden organizasyon hakkında bilgi aldık. Tabii ki Fatih Terim'in de Bursa'ya gelip buradaki antrenörlerle konuşması, onları bilgilendirmesi Bursa futbolu için çok önemli bir gelişme.
Stat içinde yapılan her şey Bursa için olacaktır. Yeni nesiller için güzel olacaktır. İnşallah en yakın zamanda harekete geçmesini istiyoruz sahanın. Peki stadın. Hayırlısı olur inşallah. Evet hocam, sizden özel bir haberiniz var yine. Bu haberi paylaşmanızı rica edelim. Tabii. Yetenek avcısı Puma. Evet hocam. Tabii. Gazetemizde şöyle bir haberimiz var. Yetenek avcısı Puma. Tabii Puma firması dünyaca ünlü spor performans giyim markası Puma'nın Türk futboluna yeni ve genç yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlediği Genç Yetenekler Futbol Şampiyonası'nın ikinci ayağı Merinos Stadyumu'nda gerçekleşti. Ve orada bir de sürpriz bir olay yaşadık. Bir iki kelime bahsetmek istiyorum. Buyurun hocam. Tabii bu programın yapılışında yönetici olarak bulunan Taceddin Bey birden beni gördü. O anda geldi. Hocam siz dedi ne arıyorsunuz burada? Bir baktım. Benim üniversite hocalığım döneminden öğrencim. Büyük 15 yıl önce. Çok büyük tesadüf. Ve tabii bir röportajı da ben yapmış oldum orada. Erdinç Bey arkadaşımın bana uzatmasıyla mikrofonu. Çok keyifliydi. Tabii bunu şöyle de hani biraz yoruma kaçıyorum belki ama buyurun, buyurun. Puma'nın böyle bir şey yapması Bursa'da bu yapılıyorsa başka şehirlerde de yapılıyordur. Ve sonuç itibariyle her şehirden belki başka ülkelerden de Borussia Dortmund Avrupa'ya ve birçok futbolcu gönderilmesi, içinden seçilerek Avrupa'da Borussia Dortmund'un bunu kullanması, geleceğe hazırlaması çok güzel bir organizasyon. Bence Türkiye'de de bu tür organizasyonların model olması lazım. Ben TFF'ye, Futbol Federasyonu'na bu tür organizasyonların yapılması gerektiğini buradan tabii istiyorum da, doğru da bulduğumu söylemek istiyorum. Tabii orada çok güzeldi ve keyifliydi. Hep birlikteydik. Görüntüler yok mu bu haberle ilgili? Tabii hemen isterseniz müsaadenizle evet. Bağlanalım. Biz de oradaydık değerli spor severler. Gençlerimizin saniyeler arasındaki yarışları görülmeye değerdi. Hep birlikte izleyelim. Tekrar bir arada olacağız. Aynen gücü çabuk formülü geçiyor. Henüz gücü çabuk bölümünde parkuru yarıladık. Henüz sağlıklı şu anda parkuru yarıladık. Daha hızlı olmalısın Burak. Puma et duet. Burada miskinliğe yer yok. Çeksene. Burada yapacağımız elemelerde futbolcularımızın, genç yeteneklerin futbol olan becerilerini ölçümleyeceğiz. Burada çok profesyonel bir ekip var görüyorsunuz. Onların derecelerini alacaklar ve günün sonunda buradan seçeceğimiz en iyi 4 futbolcuyu, 4 futbolcu adayını yine sponsoru olduğumuz Dünya Cürünü Borussia Dortmund altyapısına göndereceğiz. Orada futbol okuluyla birkaç gün geçirecekler. Marco Reus, Jürgen Klopp'la tanışma fırsatları olacak. Daha sonrasında orada bir de canlı maç izleteceğiz İngiliz Stadyum'da. Daha sonrasında Türkiye'ye geri dönecekler. Ben Hakan Cenkçiler, Bursa Spor Futbol Okulu koordinatörüyüm. Burada neler oluyor derken Puma firmasının bir etkinliği bu. Nasıl Borussia Dortmund deyip burada insanlar ilgi gösteriyorsa, yurt dışında Almanya'da işte Bursa Spor, Puma işbirliği, onları Bursa'ya nasıl getirebiliriz? İşte Volkan'ımızla, Ozan'ımızla onlar tanışsınlar, bizim antrenörümüzle çıksınlar, bizim misafirimiz olsunlar gibi çok daha keyifli olur. Bursa biliyorsunuz şampiyonası 5. büyük oldu. Biz her zaman büyük ama işte tabirce söyleniyor 5. büyük. 5. büyüğün ne demek olduğunu, altyapı ne demek olduğunu gelip bizlerden görsünler istiyoruz. İnşallah öyle bir şey olur. Ben onu Puma etkilerine söyledim. Dedim nasıl Borussia Dortmund'sa. Almanya'da bunu yaparız birçok gurbetçi. Bursaspor'un değerini biliyorlar. Birçok katılım olacaktır. Biz de onları burada ağırlamaktan çok mutlu oluruz. Kıvanç diyoruz. Keşke öyle bir şey olsa.
Evet değerli spor severler, gençlerimizin 12-14 ve 14-16 yaş kategorisindeki özellikle Bursa Spor'un altyapısını oluşturan futbol okulunda Hakan Cenkçiler'in koordinatörlüğünü yaptığı Merinos sahasındaydık. Hakikaten heyecan dolu dakikalarda süresi en kısa olan hızlı ve yetenekli gençlerimizi Borussia Dortmund'un altyapısına giderek Avrupa ekolüyle, futboluyla tanışıp orada çok farklı bir maceraya yani sayfa açacaklar. Bu anlamda bu talihlilerimiz, kazanan sporcularımız da hemen okumak istiyorum. 12-14 yaş kategorisinde Berkay Saray ve Kaan Sezer. 12-14 yaş kategorisinde en hızlı ve çabuk seri olan kardeşlerimiz. 14-16 yaş kategorisinde ise Yücel Aslan ve Ender Dursun Eren kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Ve Borussia Dortmund'da hem Türkiye'yi hem de Bursa'mızı en iyi bir şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Ailesi adına da yürekten kucaklıyoruz, tebrik ediyoruz kendilerini. Evet hocam, sizin yine bir haberinizi paylaşmak istiyoruz. Evet. Tabii gazetemizde Şampiyon Mali başlıklı bir haberimiz var. Mavi Küre Uluslararası Futbol Şampiyonası olarak her yıl düzenlenen turnuvanın 9.sü gerçekleşti. Final maçında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti normal sürenin berabere bitmesi üzerine penaltıdan atışlarında 3-2 yenen Kuzey Kıbrıs'ı yenen Mali turnuva şampiyonu oldu. Bu yurt dışından ülkemize okumak için gelen tabii yabancı uyruklu öğrencilerimizle ilgili yapılan bir turnuva bu. Ve 9.sü yapılıyor. Kutluyorum bunu yapanları. Ve Mali'nin şampiyonluğu üzerine şöyle bir şey de söylemek istiyorum ben. Tabii 3 tane kavram söyleyeceğim ve noktalayacağım. Hümanizm, sportizm ve turizm. Bütün dünyadaki izinler kötü olabilir ama bu üçü çok iyi ve hepsinin ortak noktası da evrensel barış. Turizm evrensel barışa, hümanizm evrensel barışa ve sportizm evrensel barışa kapı açıyor. Üçünün bir arada olduğu en uygun yer de spor. İnsan sevgisi, hümanizm, sportizm, sporun yapılma ve anlayışı, bir de turizm. Ve evrensel dünyaya açılan spor dünyada geliştikçe insan sevgisini ve bütün bu izinlerin kötü taraflarını götürüp hep iyi taraflarıyla insanlara evrensel barışa götüren bir anlayışı ortaya koyuyorlar. İşte bu nedenle Mali, Türkiye'de, Afrika'da bir ülkenin gençleri Türkiye'de turnuvada şampiyon oldular. Haber evet, böyle. Hocam. Ben kutluyorum kendilerini. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Spor dostluğun ve kardeşliğin olduğu bir kez daha görmüş olduk. Evet, evet. Değerli spor severler. Özellikle Bursa Amatör Spor Kulüpleri özellikle bu anlamda çok önemli yeri var. İkinci kümede de transfer serbestliğinden sonra ikinci kümede yaşanan maçların kalitesinin arttığını gözlemlemekteyiz. Süper Amatör kümede oynayan bir topçu ikinci kümeye transfer olabilir. Birinci kümede olan yine transfer olabiliyor. Dolayısıyla ikinci kümede birbirinden ilginç müsabakalar var. Evet, puan cetvellerine bakalım. Aynı zamanda da ikinci kümenin oynanan maçlarına da şöyle bir göz atalım. Bakalım neler yaşanıyor. Evet, ikinci kümenin birinci grubuna baktığımız zaman lider Keramet Spor liderliğini devam ettirirken haftalık müsabakalarına şöyle bir bakalım. İkinci haftaların geride kaldığı Gedirek Spor 3-1 kaybetti. Çiçek Spor karşısında mağlup oldu. Keramet Spor 6-0 haftanın en farklı galibiyetini Örnek Spor karşısında alıyor. Boyalca Spor'da Çakırlı Spor 2-0 galip gelirken İznik Orhaniye Spor Sölöz Gençler Birliği'ni 5-1 galip geliyor değerli spor severler. Bu grupta Narlıca Spor'un bay olduğunu hatırlatalım. Evet, ikinci kümede lider Keramet Spor. Hemen ikinci gruba bakalım. Yine ikinci gruba baktığımız zaman da İnegöl Doğan Spor'un liderliğinde devam eden, evet söylemiş, Başak Spor 4-1 mağlup olduğu Akhisar Demir Spor karşısında puan kaybediyor. İsa Ören Spor İnegöl Doğan Spor karşısında 6-0 mağlup oluyor. Yine haftanın bu gruptaki en farklı müsabakası. Esnaf Doğan Spor, Hocaköy Spor. Esnaf Doğan Spor'un 3 puanı 3 golle aldığını görüyoruz. Ve yine 3 puanı 3 golle alan Şeker Spor, İnegöl Orhaniye Spor'u 3-0 yeniyor. Yol Ören Spor haftayı dinlenerek geçiren temsilcimiz. Bu gruptaki liderliğini devam ettiren İnegöl Doğan Spor'u da tekrar tebrik ediyoruz. Hemen diğer bir grubumuza bakalım. Hızlı hızlı geçmek durumundayız değerli spor severler. Özellikle Roman Spor'un, yine yeni kurulmuş Roman Spor'un tebrik ediyoruz bu anlamda. 6 puanla liderliğini devam ettirirken haftalık oynanan maçlarına bakmak gerekirse Tuna Gençlik Spor 2-1 kazanıyor Sinanlı Ufuk Spor karşısında. Kemerçeşme, Kanarya Spor
Geçit Spor'a 13-1, 13-1 değerli spor severler. Bu da bu haftanın en farklı, gruptan ziyade en farklı müsabakası oluyor. 13-1 kaybediyor. Roman Spor'un yine bizim konuk olduğumuz ve az sonra görüntülerini izleyeceğimiz 3-2 kazandığı Gündoğdu Gençlik Spor karşısında. Evet, Başak Spor 5-0'la 100. yıl sporu geçiyor. Karapınar Spor'da bu grupta bay geçen temsilcilerimiz. Hemen 4. gruba bir bakalım. 4. grupta yine yeni kurulan temsilcimiz var. Erdemli Spor bu grupta lider. Erdemli Spor 5-0 Fidyekızık karşısında kazanıyor. İsmetiye Spor Muradiye karşısında 2-1 mağlup olurken Ağızka Spor Selim Spor'a 3-1 boyun eğiyor değerli spor severler. Maxim Spor 1-1 puanları paylaştı İvaspaşa Spor'la. Evet, İhsaniye Spor'un da bay geçtiği haftada 4. grubu bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen 5. gruba devam edelim ve aynı zamanda konuğumuz olan 1326 Pınarbaşı Spor'un sizlerin de gördüğü gibi lider konumda. Özellikle bu hafta Yeni Doğan Spor 4-0 kazandığı Odunluk Spor karşısında 3 puanı alıyor. Değirmenli Kızık Çift Havuzlar Spor'u 2-1 geçerken Bahar Spor 1970 Hamza Bey Spor'la 2-2 beraber kalıyor ve puanları paylaşıyor. Ve temsilcimiz, yanımızdaki misafirin 1326 Pınarbaşı Spor 2-0'la Mutlular Spor'u geçiyor. Bugün bir galibiyet daha aldık. Bugün bir galibiyet 9 yaptık. 4-2. Daha oldu. Kimi yendiniz Sayın Başkanım? Bu hafta Pınarbaşı Değirmenli Kızık Spor'la oynadı. 4-2 aldık. 4-2 galip geldiniz. Tekrar tebrik ederiz. Tabii ki puan cetvellerimiz bizim güncellenecek. Onları da daha sonra ilave edeceğiz. Özellikle 6. gruba bakmak istiyorum. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Mimar Sinan Gençlik Spor'un grupta lider olduğunu görüyoruz. Kanalboyu Nilüfer Spor 6-2 kaybetmiş Cumalı Kızık karşısında. Çelebi Mehmet Spor Hürriyet Spor'a 3-1 mağlup olurken Çirişanlı Gençlik 5-2 kazanıyor Kazıklı Spor karşısında. Büyük Orhan Spor 7-1 mağlup oluyor Mimar Sinan Gençlik Spor'a ve Nilüfer Ateyler Spor haftayı bay geçiren temsilcimiz. Evet, 7. gruba bakıyorum. Vakıfköy Spor'un liderliğinde geçiyor değerli spor severler. Ahmetpaşa Spor'un, bu söylediğimiz skorlar tabii ki pazar günkü skorlarımız. Özellikle Ahmetpaşa Spor'un Değirmen Önü Spor'a 3-1 mağlup olduğunu görüyoruz. Kumlukalan Spor'un 2-0 kazandığı Ayyıldız Spor karşısında Vatan Spor'un Harmancık Spor'a çok farklı bir geçe 12 gol atıldığını görüyoruz. 7-5 kazanıyor Harmancık Spor. Çağlayan Spor'un da 6-1 kaybettiği Vakıfköy Spor liderliğini devam ettiriyor. Bu grupta İnanç Spor bay olarak geçiyor. Evet, Trile Spor'un lider olduğu 8. gruba bakmamız gerekirse değerli spor severler. Bu grupta da 1923 Mustafa Kemal Paşa Spor'un tekrar dirilişe geçtiği ve 6-0 kendi yine ilçe takımlarından Çeltik Spor'u mağlup ettiğini görüyoruz. Trile Spor'un 8-1 ile geçtiği Karıcı ve Esnaf Spor'u mağlup ediyor. 14 Eylül Gençlik Spor, Mustafa Kemal Paşa Spor 2-1 kazanırken Mustafa Kemal Paşa Lala Şahin Kavaklı gücüne 3-0 mağlup oldu değerli spor severler. Ve son grubumuza gelmek istiyorum. 9. grubumuz. Bu grupta da Umur Spor liderliğini devam ettirirken Koray Spor 3-2 kazanıyor Alaşehir Spor karşısında. Vefa Spor'un 9-2 galibiyeti var Gemli Kurşunlu Spor karşısında. Özellikle 1-1 puanları paylaşan Kumla Gençlik ve Körfez Spor'u görüyoruz. Ve Ovakça Spor 5-1 mağlup oluyor Umur Spor'a değerli spor severler. Özellikle ikinci kümede birbirinden ilginç müsabakaların oynandığı haftada, 3. haftayı da geçtiğimiz günlerde oynadık ve 4. haftasına geliyoruz. Ve şimdi ikinci kümenin önemli takımlarından, evet, sesiyle, coşkusuyla, oynadığı futboluyla ligimize renk atan Roman Spor'un müsabakasına konuk olmuştuk. Hep birlikte izleyelim, tekrar stüdyolarımızda birlikte olacağız.
Evet, gerçekten zorlu mücadele oldu. Geçen hafta 3-1 yendik. Rakibimiz de 7-0 yendi. Onlar liderdi. Biz de liderliği aldık onlardan. Mutluyuz. Güzel bir maç, müsabaka oldu. Herkese, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şu an daha yolun başındayız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Havaya hemen erken girmememiz lazım. İnşallah çalışıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Adım Vahdet Tanrıkulu. Roman Gençlik Spor Kulübü'nün hem kurucu başkanıyım hem şu anki faal başkanıyım. Amatöre renk katmaya geldik demiştik. Sloganımız oydu. Gördüğünüz gibi tribünler cıvıl cıvıl, rengarenk. Biz sözümüzü tutuyoruz ve takım kaptanlarımı da canı gönülden kutluyorum. Güngören Spor'u da 3 kırık skorla mağlup ettik. Koymuş olduğumuz şampiyonlukta emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Buradan bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Fair Play örneği zaten bir taraftar da geldi. Gördünüz, davul zurnalarla, davullarla eşlik ettik. Her iki takıma da kardeşane ve dostça bir maç oldu. Buradan bütün amatör ligdeki futbol takımlarını tekrar tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Evet değerli spor severler, izledik hep beraber. Hakikaten ikinci kümenin rengi, ikinci kümenin gülen yüzü oldu Roman Spor. Bu anlamda kuruluşundan dolayı yeni kuruldu. Sizler gibi onlarda neler söyleyeceksiniz başkanım? Şimdi bu sene gerçekten ikinci amatörde kurulan çok kulüp var. Hepsi de ayrı bir zevk, ayrı bir renk katıyor. Evet, sizler gibi. İnşallah bu şekilde spora hizmet edecek nice kulüpler kurulur. Fakat ben temenni ediyorum ki gelip geçici olmaz hiçbirisi. Yeterli desteği görürler. Yeterli çalışmayı yaparlar, inşallah kalıcı olurlar. Çünkü daha evvelden çok yaşadık kurulup birkaç sene içerisinde kaybolan kulüpleri. İnşallah bu sefer öyle olmaz diyorum. Ama gerçekten Bursa camiasında belediye başkanımız başta olmak üzere, Line TV sizler olmak üzere amatöre gerçekten ciddi anlamda destek verildiğine inanıyorum. Bu destekler sayesinde de hepsinin ayakta kalacağına inanıyorum. Öyle olmasını da diliyorum inşallah. Peki başkanım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli spor severler, miniklerden yola çıkmışken evet U13 kategorisinde de misafir olduğumuz yine Şükraniye Spor, Çelebi Mehmet Spor 1-1 berabere kalmıştı. Dilerseniz o maçı bir izleyelim, tekrar stüdyolarımıza dönelim. Yani gerçekten muhteşem bir görüntü. İşte asıl hizmet buradan başlıyor. Yani gençlere yapılan hizmet, sportif anlamda yatırım, katkı, hizmet. Bak müthiş bir gol gelecek şimdi, bakın. Evet, şu anda beraberliği yakalıyor Şükraniye Spor. Yani sevinç çok başka. Üzüntüsüyle çok farklı bir ambiyans. Yani o ruh halini almak lazım. Gerçekten. Evet, gençler hakikaten kök söktürüyor birbirlerine. Çok mücadeleleri de çok, bakın omuz atıyor rakibine ama sportmence. Abilerinden gördüğü her şeyi uyguluyorlar fakat art niyetsiz. Evet, ne kadar güzel. İşte en saf, en temiz oyuncular. Aynen öyle hocam. Aynen evet, öyle. Bu anlamda gençlerin müsabakasını hakikaten tebrik ederiz. Korokor bir mücadele. Takımlarını da, tüm sporcuları da tebrik ediyoruz. Evet Kaan, 19 Mayıs şampiyon oldu. Zorlu bir maratondan geçti. Bu şampiyonlukla ilgili bize mesaj anlamında amatör kümelere, süper amatör kümelere nasıl bakıyorsunuz? Gelecekle ilgili hesaplarınızdan kısaca bahseder misin? Öncelikle Line TV'ye teşekkür ederiz. Bize verdiği ortam olsun, değerli organizasyonlar olsun. Bundan dolayı hem Line TV'ye hem size teşekkür ederiz. Şampiyonlukta öncelikle şunu değinmek istiyorum. Bize emeği geçen başkanımız Zafer Akman, hocalarımız olsun ve mahalle halkı, orada bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan insanlar. Onlara da çok çok teşekkür ederim ve takım arkadaşlarım olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizler de buradan başkanımıza, hocalarımıza ve tüm 19 Mayıs camiasına kucak dolusu selamlarımızı iletelim. Evet kardeşim. İnşallah Süper Amatör'de de dileğimiz bu kadronun aynı şekilde kalması. Arkadaşlık çok iyiydi. Yani aşağı yukarı herkes aynı yaşıttaydı ama... Dostluğun perçinlediği bir şampiyonluk diyebilir miyiz? Evet. Kesinlikle yani, değil mi? Saygı çok üst seviyedeydi. İnanılmaz bir şey vardı içeride. Bundan dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sonrası hocama inşallah bölgesel yolunda başarılar dilerim. Sağ ol. Başkanıma da, Hüseyin hocam ve Turan hocama da birinci amatör yolunda başarılar dilerim.
Peki Kaan, teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. İzlik Spor Camiası Sayın Yunus Emre Hocam, neler söylemek istersiniz son olarak bizlere? Öncelikle Kaan arkadaşımızı tebrik ederim. Tamam. İnşallah Süper Amatör Kümede de başarılarının devamını dilerim. İnşallah. Tüm takım olarak. Başkanımıza da yeni kurmuş. Kalıcı olmalarında Bursa futboluna onların da bir lokomotif olarak hizmet etmelerini temenni ederim. Bu sezon inşallah başarılı olursunuz. Hedeflediğiniz yere varırsınız inşallah. Medya Timsah Gazetesi olarak da sizlere de çok teşekkür ederiz. Amatör kümeye ciddi bir şekilde destek oluyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Biz de İzlik Spor olarak kalan maçlarımızda elimizden geldiği şekilde, en iyi şekilde mücadele ederiz. Playoff maçlarımız sanırım haftaya, bir dahaki haftaya başlayacak. Sizleri oraya da davet ederiz. Orada da inşallah gelmek isteriz tüm, tabii ki. Katılan 6 tane takımın misafiri olursunuz. İnşallah orada da zevkli, renkli maçlar oynanır. Özellikle centilmence müsabakaların oynanmasını dilerim. Her şeyi kazanmak değil. Önemli olan dostlukların, sevginin baki olmasıdır. Herkese başarılar dilerim. Peki, teşekkür ederiz. İzlik Spor Camiası adına sizleri de, başkanlarımızı ve diğer tüm sporcuları da camiaya da kucak dolusu selamlarımızı buradan iletelim. Evet Hüseyin Hocam, siz de buyurun. Çok kısa tabii, olarak alalım sizden de. Tabii, hem son cümlem olsun. Dün Yenişehir'e gittim. Spor camiasından bir grup başkanla da birlikte oldum orada. Böyle bir yarım saat. Dediler ki biz ikinci amatör kümede maçları yaparken hafta içinde neden maç oluyor? Şimdi biz dediler tarladan esnaf, gençler, çocuklar hani gidemiyoruz, sıkıntı oluyor. Bunu hafta içinde değil de hafta sonunda olsa daha iyi olmaz mı deyip böyle bir serzenişe ben ilgilileri duyurmuş olayım buradan. Dün yaşadım bu olayı. Peki hocam, söz teşekkür sende. Ederiz. Evet son hocam, size bir son bir söz vermek istiyorum veda anlamında. Kapanışı sizde yapalım, buyurun. Şimdi ilk önce bizi buraya davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Sosyal olaylardaki aktivitasyonunuzu biliyorum. İnşallah bunların devamını da diliyorum. Devam edecek inşallah. Hiç adını geçirmedim burada. Şu andaki kulüp başkanımız Sayın Osman Kesici'ye de ayrıyeten bir teşekkürümü borç biliyorum. Biraz geç kaldı diye seyrediyordur kendisi, kusuruma bakmasın. Selamlarımızı biz de iletelim o zaman kulüp başkanımıza. Hep birlikte. Onun gibi gerçekten gönül insanlarının spor camiasında bütün toplumsal olaylarda olmasını canı gönülden de istiyorum. İnşallah devam ederiz. Bundan sonra da devam ederler. Evet, peki başkanım. Teşekkür ederiz. Ben evet, değerli spor ederim. Severler, izlediğiniz gibi Bursa Amatör Lig, amatör kümelerin gözü, kulağı, eli, ayağı olmaya devam ediyor. Sizler bizleri izlediğinizi biliyoruz ve sizlere kocaman teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için, takip ettiğiniz için. Ben de konuklarım adına teşekkür ederim. Bir sonraki programda tekrar bir araya gelmek üzere. Bizleri izlemeniz temennisiyle hoşça kalın, sporla kalın diyoruz. İyi akşamlar.